4 Ekim, 10 Ekim değerli boğa burçları, yükselenleri boğa olanlar, ay burçları boğa olanlar ve tüm boğalar nasılsınız? Güzellikler, huzur, bereket. Evinizde ne kadar keder varsa böyle kederler uçup gitsin, içine bolluk ve bereket gelsin diyorum. Her şey kalbinizden geçsin, geçtiği gibi de olsun. Değerli boğa burçları, bu ara duygusallıkta yanlış anlaşılma, yani aşk algılama biçiminiz ya da size bakış açıları ya da duygusal bakış açınızda bir değişim söz konusu olacak. Yani bu ara sizi sevgiliniz, eşiniz, yakın dostunuz, aşk hayatınızdaki kadınınız ya da erkeğiniz algılamakta çok zorlanacak. Bu ara biraz ilişki böyle bir hani gidiyor mu, kalıyor mu? Yani ne istediği belirsiz deriz ya, siz bu hafta böyle duygusallıkta hem dipte hem de içte sorgulama döneminiz olacak. Yani doğru ilişkide miyim? Benim bu ilişkim doğru, kaderim mi? Yani bir nevi de kaderi sorgulayacağınız bir hafta. Lütfen ilişkiyi bu şekilde biçimlendirmeye devam ederseniz ilişkiniz zarar görecek. Bu zarar da ilişkinizin bitmesine sebep olacağız. Sorgulamayın, akışa bırakmanızı daha uygun şekilde istiyorum. Duygusallıktan çok mantığınız konuşacağı için ve karşı tarafın tavrı, konuşma şekli, duruşu sizi yıpratabilir. O yüzden bu ara ilişkileri sorgulamayın. Yani annenizi, eşinizi, sevgilinizi, duygusallık için değer verdiğiniz insanları sorgulamıyoruz. İlk önce bunu öğrenelim. Hemen başlıyorum. Değerli Koç, boğa burçları, işinizle alakalı çok güzel bir değişim. Bu değişim sizin istediğiniz masanın haberi, yardımcıysanız konum değişimi ya da iş bekliyorsanız olumlu haber, telefonda bugün yarın olacak dediğimiz olayın sevincini yaşayacaksınız. Hatta ve hatta mevki ya da gitmek istediğiniz yer şekillenmiş olacak. Yolculuk ve iş yolculuğunuz da başlayacak. O yüzden hedefiniz neresi? Hedef sizin. Güzel hedefler size bollukta ve berekette olacak. Yeni işiniz, yeni düzeniniz, yeni masanız, basamağınız hayırlı olsun diyorum. Özellikle devletten ayrılıp farklı bir sektöre geçmek isteyen boğalara sesleniyorum. 2022'nin sonuna kadar mesleğinize ve devletle alakalı noktadan devam edin. Daha sonra kendinize ilgili iş kurmak istiyorsan kabul ederim. Ama şu an ekonomik olarak bazı boğalarda ciddi krizler var ve bazı riskler var. Sabit maaşınız kalın. Ekstra iş düşünceniz, farklı işler yaparım, şunu yaparım diyorsanız yapın. Ama mesleğiniz ve devlete bağlı ya da büyük bir kurumsaldaysanız şu an çıkmanızı uygun görmüyorum. Daha buna vakit var diyorum. Özellikle de reklam sektörü, satış sektörü, mimar olabilirsiniz, tasarımcı olabilirsiniz, emlakçı olabilirsiniz, sağlık sektöründe olabilirsiniz. Bu ara çok hareketli insanlarla iletişim hakimiyetiniz olacak. Akademisyen olabilirsiniz. Çok farklı projelerde yer alacaksınız. Ve bu projeler sizin başarınızla alakalı güzel bir oluşum sağlayacak. Yani siz bu mantık ve duygusal çöküntüyü atarsak, sadece ilişkiye mantık olarak bakarsak başaramayacağınız hiçbir şey yok. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı işler yapan bazı boğa burçlarında farklı ülkelerden de gelecek teklifler size çok büyük bir aydınlanma yaşayacak. Bunu da unutmayın. Devlete bir sınavınız varsa, devlete girmek istiyorsanız ve uzun süredir devletle ilgili beklentiniz varsa, bunun için araya girecek insanlarımız var. Sürpriz devlet kapınız da var. Yani Ekim sonu ya da Kasım ayı başı istediğiniz Murat'ta olacak gözüküyor. Hiç korkulacak bir durum yok. Değerli boğa burçları, tavır ve etkileyici cümleler ve etrafı büyüleyeceğiniz ifadeleriniz de var. Yani mesela 7 Ekim'den sonra siz böyle minnoş, naif, ruhunuzu çok iyi teslim edeceğiniz ifadeleriniz var. Ve etrafınızdaki insanlar bu gergin tavrınızın normale dönmesini şaşkınlık yaratacak. Çünkü beklediğiniz para, uzun süredir alamadığınız paranız hesabınıza yatmış olacağı için mutluluktan uçacaksınız. Haydi para işiniz de hayırlı olsun, mutlu olun. Bu ara gardırop kıyafetiniz, ayakkabınız, çocuk dolabınız ya da kendi dolabınız ya da sevgilinizin dolabını komple yepyeni bir kıyafet evresine geçiş yapacaksınız. Bu ara bol harcamanız var. Kıyafet, ayakkabı vesaire şeylerle ilgili. Abartmadan, evet ihtiyacınız var ama lütfen abartmayın. Rica ediyorum.
İlişki konunuza geldiğim vakitte evet bu ara yanlış anlaşılmalar, duygusallıkta algılama birbirimizi yanlış anlayabiliriz. Bu ara biraz sakin, karşı tarafı biraz daha alttan alarak toparlarsak ilişkimiz toparlanacak. Bu ara bazı boğa burçları ayrılık kararı alacaklar. Evet doğru. Çünkü kalp ilişkinizle ilgili enerjiniz artık tutmuyor ve devamlı bir güvensizlik var. Yeni bir insan tanımak istiyorsunuz. O yüzden bazı boğa burçları radikal bir şekilde yeni arayışa, yeni bir enerjiye geçmek istiyorlar. O tarafı da kırmak istemiyorlar. Ortak bir nokta bulup yol ayrımına gireceksiniz. Aşkınızın geri gelmesini istiyorsanız bir mesaj, bir diyalog gerçekleşecek. Hatta devamlılığı da oluşacak. O yüzden aşktan da size bir selam var. Çak bir selam modunda olacağız. Bu da güzel olacak. İletişim güzel olacak yani. Devam ettirin, değerlendirin diyorum. Uzun soluklu ilişkilerde bazı bitişler ama bazı uzun süredir mesela 3-4 yıldır birlikteyseniz ya da 2 yıldır birlikteyseniz artık ailelerin bu ilişkiyi evlenin diye zorlayacağı. Yani evet böyle bir konu olacak ama siz 2022'ye atacaksınız ama eninde sonunda şu uzun soluklu ilişki muradına erecek ve hayırlı olacak. Özellikle de bazı boğa burçları evlenmeden hani ev alıp da öyle evleneyim. Yani en azından kredi öder gibi evimiz olsun diyorsunuz. Evet bu ortak bir karar olacak. Bu ortak fikrinizle birlikte de ev kararını da alacaksınız. Bu da sizin için çok daha keyifli olacak. Değerli boğa burçları, çocuk tedavisi, çocukla ilgili fikriniz, endişeniz varsa hadi hayırlı olsun. Doğru doktor, doğru tedavi size bu çocuk eksikliğinizi eğer düşüyorsa, tutmuyorsa devamlı gebelikle ilgili sorun yaşayan boğa burçlarında güzel bir çocuk evresi de söz konusu. Ha, şöyle bir durum var. Bu ara yakın akrabalardan kaynaklı dedikodulara maruz kalabilir bazı çiftler, boğa burcu çiftleri. O yüzden dışarıdaki dedikodu ya da dışarıdaki sözleri evin içerisine getirirseniz uzun soluklu küskünlük olacak. Dikkat, sakın evin içine kimseyi sokmayın, almayın, dışarıdaki laf da içeri girmesin diyorum. Değerli ev hanımlarına sesleniyorum. Bu ara değişecek dediğim gibi kıyafet kılık var. Bir de mutfağın dolapları ile ilgili şikayet eden boğalar mutfak dolaplarınızı yenileyeceksiniz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak kulak burun enfeksiyonlarımız ailemizde Covid geçirecek biri olabilir. Şimdiden bağışıklık sistemini güçlendirirseniz sevinirim. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.